Merhaba arkadaşlar. Emeklilerin en büyük derdi olan düşük maaşlar emeklilerin hayatını zorlamaya devam ediyor. Emeklilerimiz maaşlarının en azından asgari ücrete eşitlenmesi emekliler tarafından talep ediliyordu. Bu konu ile alakalı önemli gelişmeler var. Haberimizin devamında sizlere aktaracağız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli maaşı rakamı hakkında asgari ücrete eşitlensin talebinde bulundu. Eğer söz konusu talep hayata geçerse çok sayıda emeklinin geliri artacak. Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçirirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da 1000, 2020'de de 1500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta bu yılda bir artış yapılması beklentisini taşıyor, Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Sigortalılarının taban emekli aylıklarının bu yıl net 2825 lira olarak uygulanan asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor. Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emeklilerin ekonomik sorunlarını değerlendirirken "Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Verginizi, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım." O nedenle söylüyorum sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin önünde emekli dernekleri üyesi emeklilerle bir araya geldi. Görüşmede emeklilerin sorunları ele alındı. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu da toplantının sonuna katıldı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Haklarınıza sahip çıktığınız için yürekten teşekkür ederim. Ben CHP Genel Başkanı olarak emeklilerin haklarını sonuna kadar savundum. Sadece vergi vermediniz, sigorta primi de ödediniz. Dolayısıyla istediğiniz para hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlayamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik ve iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi 1500 Türk lirası altında aylık alanlar var dediğimizde uzun süre itiraz ettiler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler, 1500 Türk lirası altında emekli aile alanları 1500'e çıkardılar. Ama şimdi 1500 TL'yi buluncaya kadar da zam vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şunları söyledi. Türkiye'de emekli ve yaşlılık aylığı alan 9 milyon 133 bin kişi, dul ve yetim aylığı alan sayısı ise 3 milyon 813 bin kişi. 4 milyon 435 bin emekliye iş arıyor ya da çalışıyor. 7.9 milyon emekli, asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. 2.6 milyon dul ve yetim, ayda sadece 763 Türk Lirası ile geçimini sağlamaya çalışmakta. 5 milyon insan 1500 Türk Lirası ve altında para ile geçimini sağlamaya çabalıyor. Ababa emeklilerin ekonomik durumlarını çözümü için de şu önerileri sıraladı. Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmeli. Emekli aylığında sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalı. Emeklilerin sendikal hakları üzerindeki engeller kaldırılmalı. Sağlık ve tedavi katkı payı alınmamalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir. Aylık bağlama oranı %70 iken şu anda %35'e düştü, düzeltilmelidir. Açlık sınırını dahi bulmayan emekli maaşları yoksul emeklilere açlığa mahkum etti. Pandemi öncesi çalışan emekliler bugün çalışamıyor. Emekli yoksulluğu derinleşiyor. Ekonomik kriz ve pandemi koşulları yoksulluğu artırdı. Yoksulluğu derinleşen emekliler ise tam anlamıyla yaşam savaşı veriyor. Her ay yoksullaşmanın fotoğrafını çeken Türk İş'e göre, Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2482 Türk lirası iken yoksulluk sınırı da 8085 Türk lirası oldu. Emekli aylıkları ise değil yoksulluk sınırına, açlık sınırına bile yaklaşmıyor. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli de olsalar, emeklilerin ortaklaştığı tek konu yoksulluk oldu. Emekliliğin ardından iş bulup çalışmaya devam eden emekliler bu kez pandemi nedeniyle işinden oldu. Bu konuda CHP'li A baba'nın sözlerinden birkaçı daha şu şekilde: Emekliye yapılan %8 zamma karşılık ayçiçek yağına yapılan %69 zamma hatırlatan a Ağbaba, emekli aylık ve gelirlerinin en az asgari ücretle eşitlenmeli ve asgari ücretle uyumlu bir biçimde artış sağlanmalıdır. Hak sahiplerinin aylıkları da hissesi oranında artırılmalıdır. Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve emeklilere aylıklarının belirlenmesinde toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki ücret farkı kapatılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır emeklilere verilen ikramiyelerde asgari ücret oranını artırılmalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an evvel çözülmelidir. Emekli aylık bağlama oranları Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde %70'lerden %35'e kadar düşürülmüştür. Aylık bağlama oranlarının tekrar eski seviyesine getirilmelidir. Dedi. En düşük asgari işçi emekli aylığı 2002 yılında 7 çeyrek altın ederken, 2021 yılında 2 çeyrek altın ediyor. Sarayın emeklilerden haberi yok. Bir yıldır eve hapsedilen emekliler, doğalgaz faturası az gelsin diye üst üste 3 hırka giyip oturuyorlar. Gündüz pazara giden bir emekli yok. Ucuz sebze bulmak için akşam gidiyorlar. Atılmış sebzeleri ayıklıyorlar. Bu utanç onların değil, sizin. Peki sarayın paçavralarının, havuz medyasının emekliden haberi var mı? Onların da haberi yok. Her gün müjde diye haber yapmaya devam ediyorlar. Kağıt israfı takvim, 2020 yılında 365 günün tam 302'sinde ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi verdi. İktidarın emekliye yapması gereken zammı, havuz paçavraları her gün yapıyor. Havuzun zamlarını hesaplasaydık, yoksulluk sınırının 8.856 lira olduğu ülkemizde emeklilerin bugün en az 10.000 lira maş alması lazımdı.